Göreyim seni İsmail. Bir seferde hallet şunun işini. Merak etme Şehmi Sağal. Yat yat! Yat aşağı. Kaldırma maskini. Yat değiliz ki. Mendil. Allah kahretsin ya. Of. Bırak. Sakin ol. Telaş etme. Basıp bir cam kes sıkı. Hastaneye gidelim ha? Yok. Olmaz. Havamda değilim. Ne ilgisi var ya havayla? Acil serviste polise ifade verme havası. Bir daha seni görmek istemiyorum baba. Selim. Oğlum. Babana böyle konuşma Selim. Sana ne yaptım ben Selim? Ne kötülüğünü gördün? Gördüm baba, gördüm. Ne gördün? Bugüne kadar sana ne yaptım? O adamı öldürdüğünü gördüm baba. O gece. Sen bir katilsin baba. Git buradan. Rahat bırak bizi. Yoksa polis amcalara söylerim. Herkes dinlemedeyiz, tamam. Oğlunu duydun Beydun. Git buradan. Hemen git. Şimdi. Ne? Ulan yine öldüremedin beni. Dert etme. Allah'ın günü çok. Benim de naçiz vücudum bir gün toprak olacak Beyto. Ama önce seni gebertacağım ha. Cezanı versin. Ah! Allah kahretsin. Arayan oydu değil mi? O kadın. Şanon'un kardeşi. Evet o. Nereye gidiyorsun onunla? Niye soruyorsun? Duymadığın eksik bir şey kaldı mı? O kadın nereye götürüyor seni? Şano'ya. Bile bile nasıl gidersin Murat abi? Anlamıyorsun ben. Anlamıyorsun. Hayır anlıyorum. O hayvan yaşadıkça anneni öldüren o hayvan ben yaşamıyorum.
Nefes alamıyorum, boğuluyorum. Birileri her gün beni gömüyor Merve. Diri diri toprağa gömüyor. Yapma Murat abi. Bak beni seviyorsan. Ya bırak jandarmayı arayalım, onlar halletsin. Lütfen Murat abi. Murat abi. Eğer gönül koyacaksanız, bu iş kabrimizi bozar diyeceksiniz, şimdiden değil. O vakit alır kızımı giderim. Reşua, daha önce bu meseleyi çocuklarımla konuştum. Endişen olmasın. Biz de ailece bu konuyu tamamen kapatmak istiyoruz. Herkes ömrünü evlatlarıyla geçirmek ister. Sen de neticede bir babasın. Senin ızdırabını çok iyi anlıyoruz. Kalbinden nasıl geçiyorsa öyle yap. Çok acılar yaşadık. Hepimiz değiştik. Bizler değişiyorsak Zeliha'nın da değişmeye hakkı var. Reşo amca yetiş. Murat abiye engel olamadım Reşo amca. Merve, ne oldu kızım? Ne? Durur musun? Niye? Durur musun? Niye dedim? Çünkü durman gerekiyor. Pekala, durdum işte. Ne var söyle. Gitmeni istemiyorum. Bir sebep söyle. Ben seni... Sana sözünü ettiğim tarla. Öyle bir tarla yok. Peki ne var ha? Beni götürdüğün bu yol... Bu yol ne? Söyle. Şanı. Merhaba Murat. Merhaba. Bizi korkuttun. Arabadan iner misin Murat? Murat Aga! Murat! 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 Herkes yerlerine, camlara! Hain kıyas! Sakın deneme Şano. 40 yıllık arkadaşımı öldürtme bana Şano. Bana ihanet ettin. Sen kendine ihanet ettin. Vaktin varken çek git buradan. Benimle gel. Benim yolum bitti Şano. Benden buraya kadar. Puh, yazıklar olsun sana. Bunca sene dağlarda beraber dolaşmışım. Meğer yanlış adama güvenmişim. Şano ihaneti affetmez. Beni vuracaktın kıyas. He mi? Beni mi arıyordun Şano? Doğru. Seni arıyordum. Beni bulman işe yaramayacak Şano. Ölen sen olacaksın. Olursam olurum. Bastatıca bitsin bu iş. Murat ağa! Murat ağa! Murat ağa baban! Reşo ağa! Ne oldu babama? Zeyno ana aradı. Kriz geçirmiş. Hastanede. Ameliyata girmiyor. Sen gelmeden de girmeyecekmiş. Hastamız ameliyata ikna oldu mu? Evet. Çok şükür sonunda. Sırf senin çenenden kurtulmak için ha. Ay elinizi iğne ipli almışken bir de ağzını dikseniz. Oğul da nasıl olursan ol. Güzel, anlaştık. Hiç merak etme Reşua. Anlamayacaksın bile. Babam nasıl? Bekliyoruz. Ameliyathaneden gelen haberler iyi. Sen de iyi misin? Ben, evet iyiyim. Babamı göreceğim değil mi abi? Sizler ne kadar iyisiniz. İnanın bu iyiliğiniz altında eziliyorum. Zeliha keşke gurbetten gelseydi. Keşke bir haksızlığa uğramış olsaydı. Keşke sizler bu kadar iyi olmasaydınız. O zaman dünyanın en mutlu insanı ben olurdum. Ama şimdi... Evet o kardeşim. Onu çok seviyorum. Ama şuramda bir şey var Zeyno Hanım.
Kadın kısmıyla işimiz olmaz olmaz, sana da hakkın oldu ama. Üstüne vazife değilken Hülya ile arama girdi. Yetmedi, oğlumla arama girdi. Doğru mu? Doğru. Adap bilmezliği başlatan hakkı. İyi. O zaman biz de devamını getirelim şimdi. Yani kısasa kısas. Kısasa kısas. En sevdiğim laf. Kısasa kısas. Müvekkilimle ilgili heyet raporu sayın savcım. Rapor müvekkilim Zeliha Kerimoğlu'nun ceza ehliyete haiz olmadığını açıkça belirtmekte. Siz de infazın ertelenmesini talep ediyorsunuz. Takdir sizlerin. Tamamdır. Görüşüp en kısa zamanda karara bağlayacağız. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Bir daha gitmene izin vermeyeceğiz. Söz mü? Söz ki ne söz? Sen de gitme baba. Yalvarırım gitme. Bekle beni. Zeliş'i bekle. Ne kadar hapis yaptın? 10 sene. Fazla sıra vardı. Aftan yırttık. Neden sustun? İlk defa. Hayatımda ilk defa ben bir... Katille ha? Hayır. Demek istediğim o değildi. Niye utanırsan ki? Adamı sen öldürmemiş sandın. Bak. Vicdanını rahatlatmaya çalışmayacağım. Bu iş güzellik olur. Benim demek istediğim... Ne demek istiyorsan? Sende hiç katil suratı yok. Senin o dedikodun filmlerde olur. Kötü filmlerde. Adamı görürsün ha böyle 2 kilometre uzaktan dersin. Ha geldi bizim katil surat. Gerçek hayatta katiller sana bana benzer. Her meleğin içine sıkışmış bir şeytan. Öyle mi? Öldürdüğüm adamla ben aynı anda bastık tetiğe. Oğuz kalayıp öldü, ben hayatta kaldım. 10 sene yattım. Ben ıskalasaydım tersi olacaktı. Bu kadar basit ha? Öyle. Ölmek basit ha. Çocuktum. Bir defasında bir sirk gelmişti Urfa'ya. İpte gezen cambazlar, ateş tutan adamlar, palyaçolar. Palyaçonun biri elinde bir sürü top, habire atıyı tutuyor. Dersin toplar havada dans ediyor ha. Biz çocuklar açmışık gözleri ha böyle. Öyle bir kaptırmışık ki ne diyeyim sana. Sonra bir terslik oldu. İki topuğa böyle havada birbirine çarptı. Önce biri düştü, sonra paldır küldür diğerleri. Seyirci başladı palyaçoya yük çekmeye. Ben elimdeki topu o gün düşürdüm Aysel. O adam vurduğum gün. Bir defa düşürdün mü de... Sayıklıyor. Bir 2 saate kalmaz narkozdan çıkar. Merak etmeyin, her şey yolunda. Bir ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Hı hı. Hı. Baba. Baba. Beni duyuyor musun baba? Baba. Reşo, bizi duyuyor musun? Reşo. Baba.
Yaktın beni Zeyno o kadın. Aa! Yaktın beni. Yaktın. Delirmiş bu. İyice saçmaladı. Ben söylemiştim doktora. Bu adamın ağzını da dikin diye. Vallahi ben bunu Hakkı'ya söylerim Zeyno Hanım. Ağzını açarsan ağzına biber sürerim. Ben gidiyorum. Bu yaşta geveze adamın saçmalıklarını daha fazla dinleyemem. Ben doktora söyledim. Ameliyatta bunun ağzını da dikin diye. Deli. Kızım. Merhaba Murat abi. Nasıl oldu? Biraz sayıklamaya başladı. Kendine geliyor. Heşo amca. Deliş. Kızım. Deliş. Babam kocaman bir çocuktur. Çılgının teki. Gerçi annem de ondan aşağı kalmaz ya. Bak bu ikisi vaktiyle atlamışlar bir motosiklete. Tam 2 yıl dünya turu. Döndüklerinde de kucaklarında 8 aylık bir bebek. O da ben oluyorum işte. Maksat halvet olmak, dünya turu bakanı. Ne? Arada bir motosikletten inmişlerdir ha. Ben Cezayir'de doğmuşum. Çölün ortasında kıl bir çadır. Beni doğurtan ebe bir deve çobanının karısı. Bak bir de bana deli diler ha. Bak el alemde neler var. Dursana bir dakika şurada. Ne oldu? Ha, dur bir dakika sen. Ya sen şu benzinliğe girsene. Sen bekle ben hemen geliyorum. Aysel. Ya gelme sen burada bekle. Ah. Oha bu ne? Top. Ya bilir top da ne alaka şimdi? Bu defa düşürmedim bak. Az kalsın düşürdüm ha. Tutmak için elinden geleni yaptın. Mühim olan da bu. Bir gün birlikte oynarız belki. Belki. Al. Hop. Ne kadar acaba? 40 milyon. Ne yapıyorsun? Dur. Ne kadar? 40 milyon. Konuş olayık ha. İstanbul mu zannettin buranı? Benim almam gerekiyordu ama. Olmaz. Hadi gidelim. Aman ha. Hakkı. Allah. Savcı Beren'i serbest bırakmış. Şano içeride. Tek kişilik hücrede. Sonunda. Evet sonunda. Baban nasıl? Şimdilik iyi. Zeliha geldi. Emniyette tutuyorlar. İnfaz ertelenecek mi? Mümkün. Onu yakalamak için çok uğraşmıştın. Serbest kalması seni rahatsız edecek. Yok hayır. Adalet simgeleyen o ünlü heykeli hatırla. Hani elinde terazi, gözleri bağlı. Gözleri niye bağlıdır bilirsin değil mi? Hı hı. Zeliha vaktiyle benim için sanıktı. Yakalayıp adalete teslim ettikten sonra senin kardeşin. Onu serbest bırakan adalet olduğu sürece bir şey değişmez. Zeliha benim gözümde kardeşin olmaya devam eder. Hazır laf adaletten açılmışken yazıcı aşağıda. Boş bir odaya geçip Şano ile ilgili ifadeni alalım da bu iş bitsin. Olur. Hadi. Vallaha başka zaman herifin biri kalkıp top verse düşünürüm ulan bu bana ne demek istedi. O dakika kırar ağzını burnunu. Ama Aysel verince? O verebilir ona serbest. Hakkı. Sen bu kızı... Abla hiç girme oraya. Lafı tıkma ağzıma. Ben bileyim gelecek lafı. Peki neden korkuyorsun ha? Cevap ver neden? Korkuyorum. Niye korkuyorum? Çünkü... Çünkü ne? Ya bir baksana abla. Bugüne kadar... Ne olmuş bugüne kadar? Hiç. Hiç. Elde avuçta hiç. Olmuyor işte. Belki bende arıza. İyi başlıyor. Sonra bir yerlerde bir şeyler oluyor. İnsanlar ürküyor hayatımızdan. Biz de öylece kalıyık. Bir sevdanın ortasında. Tek başına. Bu berbat bir şey be abla. Berbat. Haklısın. Bütün arıza sende. Ya insan biraz moral verir ha.
Neyine moral vereceğim, neyine? Bu kafayla gidersen mutsuz olmak için hiç kimseye ihtiyacın yok senin. Maşallah, tek başına hallediyorsun her şeyi. Ya yani bir içimizi dökem dedik sana, ağzından çıkan laflara bak ha. Oğlum, aslanım, abinim koca kazığım. Kadınlar niye ruh hastası oluyor? Senin gibi adamlar yüzünden. Ya akşam akşam ağzından bal damlıyor ha. Ben kalkayım. Nereye? Sana hayırlı geceler. Nereye? Dur bir dakika. Bunu unuttum. Bak şimdi yaktım seni ha. Ha, şimdi yaktım üstüme. Seni. Top gel. Gel buraya yaktım ha. Vallahi yaktım ha. Ver bir yanak. Ver bir yanak. Vermeyeceğim. Bir şartla. Neymiş o? Aysel. Yarın akşam yemeğe davet edeceksin kızı. Ya ne biçim ablasın sen? Biz sen rüşvetle mi öpecek? İşine gelirse Hakkı. Hadi öp. Yatacak yerin yok. Yatacak yerin. Öp öp. Oh ablam. Abicim bu arkeolojik kazılar niye bir türlü bitmiyor çözüm ben. Niye? Çok basit. Şimdi kazıya gidiyorsun. Ta anasının nikahı bir yere. Sonra çıkıyor biri karşına. Gönlünü falan kaptırıyorsun. Öğle yemeğine çıkıp 3 gün işe gitmiyorsun. E şimdi o kazı nasıl bitsin be arkadaşım? Biter mi hiç? Bitmez. 30 yıl sürer. Adisiniz oğlum siz. Çok adisiniz. Ya uğraşmayın artık benimle. Ya arkadaş dedik, çağırdık şuraya. Müzik dinleyip 2 laf etmeye. Zaten kafamız bozuk. Ya Aysel, şimdi sen bizim asker arkadaşımızsın. Yani biz senin erkek fatmallerine alışırız. Anlatmak istediğimiz... Yani... Böyle duygusallık falan girince işin içine... Ne o? Yakıştıramadınız mı? Aysel ya, ya bizi boş ver. Sen ne düşünüyorsun? Ya önemli olan senin düşüncen. Hakkı iyi hoş. Hatta delikanlı da. Ama bu tip adamların sakat bir tarafı vardır be Aysel. Onu da unutma. Neymiş o sakatlık? Sevip bağlandılar mı senelerce kurtaramazsın yakanı. Yani adam gibi severler. Onu mu diyorsun? Arkana dönünce ihanet etmez. Kaşı gözü oynamaz. Ya sizin sakatlık dediğiniz bu mu? Bütün bunlar sakatlıksa. Geldiğimiz yerde niye mutlu olamadık oğlum ha? O koca şehri İstanbul'da. Niye ha? Söylesenize. Niye? Yemeği. Sana bir şey soracağım. Bizden kimler vardır içeride? 4-5 kişi. Birisi Ayı Lütfü. Nasıl görürüm onları? Şimdi olmaz. Ben buluşmanızı ayarlamaya çalışacağım. Biraz sabırlı ol. Burada olduğumu biliyorlar mı? Bilmezler mi? Sana tütün bile yolladılar. Aman kimse görmesin. Bize ekmeğimizden etme. Merak etme sen. Eyvallah. Allah kurtarsın. Yani şimdi sen onunla bilerek... Evet bilerek. Aptal! O adam seni kullanıyor. Onun istediği ben. Biliyorum. Ve de bildiğin halde... O bana yaklaşmaya cesaret eden tek insan. Hayatında kimse yok. Hiç kimse. Senin. Bunu ödeyeceksen küçük... İhanetini ödeyeceksen... Ben buradayım diye peş rahatlam yasan... Buradan da yetişeceğim sana. Elifçik, mama mı yiyeceksin sen? Bir tane de bana dayı ver de. Ha. Hadi dayı de. Gelinim şeker var mı? Yedin. Şunu da ye bakalım. Bugün hastaneye gidecek miyiz Reşo'ya? Bir uğrasak iyi olur. Birimiz o zaman. İyi. Sen okuldan çıkınca gidersin tamam mı? Tamam. Ha, Maho. Söyle bakayım. Yavaş boğacaksın kızı. Olmaz bir şey. Sen yakında buna dürüm de yedirsin ha. Yapmayın üstüne işte. Üstüne mırra falan. Nasılmış Reşo'nun durumu? Murat'la konuştum. İyiymiş. Reşo'ya kalbini rektifiye ettirdi. Allah sana kolaylık versin abla. Ne demek o? Murat'la ben de konuştum. Reju aga ameliyattan çıktığında ha bire seni sayıklıymış ha. Yaktın beni Zeynok kadın, mahvettin beni Zeynok kadın. Zeynok kadın da Zeynok kadın. Duydunuz millet? Bak
Erin adamı uykusunda bile halanızı sayıklıyor, siz hala uyuyun ha. Duydular, duydular. Hakkı, vallahi billahi alırım ayağımın altına bak rezil. Narkozun etkisi oğlum o, narkozun. Herif sayıklıyor işte. Sen var ya abla sen. Sen narkozun kralısan kralı. Senden bir nefes çeken ha böyle bir daha filan olmuyor ha. Defol git başımdan eşek herif. Delirtme insanı sabah sabah. Emrin olur ablam. Haydi ben kaçtım. Ablaların ablası. Cemo, bankaya uğrayıp şirkete geçeceğim ha. Tamam amca, kooperatifte işim var, bir saat sonra görüşürüz. Amanı da amanı da amanı. Hey, dur bir dakika Hakkı. Ne oldu Aysel işin? Ne olmuş Aysel'e? Yemeğe çağırmayacak mıydın onu amca? Kızım kes sesini, bir de sen çıkma başıma ha. Aslında iyi olurdu. Gelin. Gelsin gelsin, ben bir türkü patlatırım biter bu iş. Ulan ben şimdi sana bir tane patlatacak mı? Yapma bak, korkacak amca çocuk. Ne lan o bitecek olan iş, zıpır. Yok Aysel Maysel, gelmeyin. Bu evin sınırlarından içeri adım atmayacağım. Tamam. Ne var damat? Yok amca, ben senden yanayım. Vallahi bak. Hadi eyvallah. Nasıl sinir oldu sabah sabah? Aysel konusunda çok mu gittik üstüne? Bu daha ne ki? Leyla. Buyur hanımım. Akşama dört dörtlük bir sofra istiyorum. Tamam mı? Hı hı. Misafir ağırlayacağız. Ağır misafir. Hacer'i de haber ver. Memo'ya da söyle arabayı hazırlasın. Başla hanımım. Akşama şenlik var çocuklar. Yoksa Aysel mi? Evet. Amcamın haberi olmayacak mı? En eğlenceli kısmı orası zaten. Hadi bakalım. Abi. Zeliha. Merhaba Murat Bey. Babam nasıl? İyi. Gayet iyi. Seni sayıklıyor. Nasıl gidiyor? Biz hazırız. Bitecek mi? Hayırlısıyla. Öyle heyecanlıyım ki. Az kaldı. Elif ne yapıyor? İyi. Çok iyi. Ne oldu Memo? Araştırdın mı? Dediğiniz gibi turizm müdürüyle görüştüm. İstanbul'dan gelen bir arkeolog ekip. Aysel Hanım da işlerinde. Sular altında kalacak bazı tarihi eserleri kayda alıyorlarmış. Hasankeyf'te işleri bitince Harran'a geçeceklermiş. Kaldıkları yeri ve her gün yemek yedikleri restoranı öğrendim. Ne kadar zamanda gideriz Hasankeyf'e? 2,5-3 saat. Hemen yola çıkalım o zaman. Hadi git arabayı getir. Baş üstüne ağabeyim. En yakınımız tarafından ihanete uğradık. Beni yakan sütü bozuk kardeşim oldu. Bacın bizden hep uzaktı zaten Şanım. Beren'e güvenmekle hata ettin. Davaya uzak da olsa insan ağasını düşmana satmaz. Hadi onu bunu bırak. Hiç mi korkmadın ulan? Bizi satıp da bugüne kadar hayatta kalan var mıdır ha? Var mıdır? Dün bizim avukat geldi. Beren'i adliyede görmüş. Savcılıkta. Zabıt katibine 3-5 kuruş koklatıp ifadesini okumuş. Ne unutmuş bizimki? Allah ne verdiyse. Reşoğan'ın oğlu da neydi adı? Murat. İfadesini de Beren'i kollamış. Bence bunlar arasında bir şeyler var Şanım. Ne yapacağız Şanım? Kararın ne? Bizden kim vardır şehirde? Cevat, Rıza, Kazım. Sağlam çocuklar. Bugün hemen haber salın. Takibi alsınlar Beren'i. Şanım'ın emridir deyin. En kısa zamanda da bitirsinler işini. En kısa zamanda, anlaşıldı mı? Tamam Şanım. Anlaşıldı. Hadi. Ateşiniz normal. Evet bu güzel. Nasılsınız bu sabah? İyi. Niye kimse yok? O genç kız Merve'ydi değil mi? Bütün gece başınızda bekledi. Sabah da okuluna gitti. Murat. Oğlum nerede? Ne yapacaksın sen oğlunu? Murat. Sen bütün gece Zeliha'yı sayıkla. Zeyno Ana'yı sayıkla. Sonra Murat nerede? İnsan bir defa da oğlunu sayıklar. Edepsizliğin lüzumu yok. Sor istersen hemşire hanıma. Hiç Murat dediğini duymuş mu?
Baba oğul arasına girmem. En iyisi yalnız bırakayım sizi. Yanaş hele yamacıma. Seninle konuşacaklarım var. Dinliyorum baba. Zeliş'ten haber var mı? Evet, var. Zeliş? Kızım? Baba. Zeliş'im. Geldim baba. Geldim. Kızım. Canımın içi. Çok şükür. Seni ayakta karşılayamadım Zeliş. Buradasın ya. Buradasın. Gözlerin açık beni bekliyorsun. Seni çok özledim baba. Seni çok özledim. Beklemek ne zormuş. Bir evladı beklemek ne zor. Ölümü beklemekten çok daha zor. Zeliş. Canım. Artık ölümden konuşmayalım baba. Yarıma gel. Hiçbirinizin acısını görmek istemiyorum. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı vermez. Bana sizinkinden ziyade ömür lazım değil. Eğer sizden çok yaşayacaksam... söyle o doktora... kalbime taktığı bu damarları çıkarıp atsın. İstemeyen. Gel. Ne oldu? Reşua'nın kızını serbest bırakmışlar ağam. Nasıl olmuş bu? Avukatın dediğine göre ağam, orasını pek anlamadım ama... bu karı akıldan zayi mi olmuşlar? Vermişler eline bir deri raporu, salmışlar. Of of. Memleketin haline bak. Deri raporunu aldın mı rahatsın. Kimse dokunamıyor. Allah'ım ya. Biz de mi deli raporu alsak Mirza? Haşa ağam. O nasıl söz? Tımarhaneye döndü oğlum ülke. Ağam, daha acili aşirette huzursuzluk başladı. Ne olmuş aşirettekilere? Malum mesele. Reşua'nın kızını sindiremiyorlar içine. Seninle görüşmek isterler ağam. Haklılar. Hangimiz sindirebiliyoruz ki? Reşua'dan başka. Gelsinler bakalım. Haber verin hepsine. Bu evde buluşalım. Baş üstüne ağam. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Burası olduğuna emin misin? Eminim ağabeyim. Kazı ekibinin anlaşmalı lokantası. Öğle yemeklerini burada yiyorlar. Birazdan gelirler. Demek Hakkı Ağan da bu kız için ta buralara geliyor. 3 saat git, 3 saat gel. 6 saatlik yol. İnsan gönlünü kaptırmadığı biri için bu kadar rol yapar mı? Hayatta yapmaz ağabeyim. Sırıtma Memo, sırıtma. Senin için hava hoş tabii. Leyla elinin altında. Ağabeyim, bizim Leyla'yla davamız... O işin de bir çaresine bakacağız tabii. Sağ ol ağabeyim. Ama önce Hakkı Ağa. Onu baş gözetmeden hayatta olmaz. Ne o? Niye astın suratını? Vallahi ağabeyim, af buyur ama hani deseniz ki... bekle Maho'yu baş göz edelim, ona dair razıyım da... Hakkı Ağa'nın insafına kalmışsak yanmışız biz. Bak bakayım şu gelenler mi? Evet ağabeyim, bu grup. Aa,
Zeyno Ana. Bu ne sürpriz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ah. Ellerim çok kirli. Kazı yerinden geliyoruz. Toprak içindeyim. Toprak insanı kirletmez kızım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Geç otur. Teşekkürler. Burada ne işiniz var? Senin için geldik. Benim için mi? Hep hakkı gelecek değil ya. Bir defa da biz gelelim dedik. Yahu şaka maka bayağı görüyorum. Ha, söylüyorduk sana. Onca zaman boşuna kaçtın ameliyattan. Şimdi sünnetli çocuklara diyorlar ya. Bugün sünnet, yarın deniz. Bizimki de o hesap ha. Yine de fazla yorma kendini baba. Yorulmak mı? Niye yorulmasın? İki yanımda dalyan gibi iki evlat. Ben böyle Füzan'a kadar giderim kızım. Füzan'a. Ziyaretçilerimiz var. Biz şimdi evlendik. Burada öyle yazıyor. Orada ne yazarsa yazsın. Ben senin karın olmak için henüz... Kendini yorum. Varsın herkes defterde ne yazıyorsa öyle yazsın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun ha. Sağ ol canım. Sana da geçmiş olsun Zeliha. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Eşim İpek. Merhaba. Ayakta kalmayalım. Buyurun, odaya geçelim. Olur, önden buyurun. Demek bu o kadın. Evet o. Güzel kadınmış. Ne? Güzel kadınmış. Bravo valla. Tebrik ederim. Yani bu durumda söylenebilecek en uygun laf. Canım ne var bunda? Güzel dedik, suç mu? Ya İpek, beni delirtme. Neler yaşanmış, nereden nereye gelinmiş? Bütün bunlar dururken sen kalk şimdi. Yalnız bacakları biraz çarpık galiba. Estağfurullah. Hadi, hadi yürü hadi. Hadi. Hakkı'yı seviyor musun? Kusura bakma. Böyle pat diye sorulmaz ama... lafı uzatmayı sevmem. En azından ona bir sıcaklık duyduğun aşikar. Ayrıca kardeşimi tanırım. Öyle gururludur ki... aşkından ölse dahi... senden yakınlık görmedikçe parmağını kımıldatmaz. Farkındayım. Yani gururunun. Her fırsatta senin yanında. Okumuş, aydın bir kızsın. Muhtemelen böyle konuşmalara alışık değilsindir. Diyebilirsin ki bu kadının ne üstüne vazife. Yok canım, rica ederim. Sen anan baban için ne kadar değerliysen... Hakkı da benim için öyle. Hayatta en büyük arzum onu mutlu görmek. Ha, kusursuz bir adam değil. Ama adam gibi adam. Aşk meşk bunlara lafım yok. Lakin hayatta öyle insanlar vardır ki yani onlara baktıkça şöyle dersin. Bu insan yanımda oldukça İsterse bütün dünya üstüme gelsin. Hakkı işte öyle biridir kızım. Diyeceksin ki... bunları niye o değil de ben konuşuyorum seninle? Doğrusunu isterseniz deminden beri içimden geçen de bu. Ona kalırsa daha çok beklersin de ondan. Dedim ya... kusurları olan biri. Korkuları var.
Sen istersen buna biraz da hüdük diyebilirsin. Şimdi cevap ver bana. Hakkı'yı seviyor musun? Hayatını onunla geçirecek kadar seviyor musun? Ve şu büyüğümüz bugüne kadar adabıyla birkaç kez ikaz etti. Saygıda kusur etmediğimiz halde işitmediğimiz laf kalmadı. Kovulduk. Sonra hadiseler gelişti. Bu mesele kendiliğinden kapanmıştı. Biz de varmadık. Lakin o kız tekrardan çıkıp geldi. O kız kendiliğinden çıkıp gelmedi ağalar. Buraya dikkat. Doğrudur. Reşoa o yüz karası avradı kurtarmak için dünyayı ayağa kaldırdı. Üstelik kızın de bağrına bastı. Kerimoğlu aşireti var olduğu günden beri namus için yaşadı, namus için öldü. İcap ederse gene ölür. Veya? Veya öldürür, öyle mi? Meramınız anlaşılmıştır. Bizim de Reşo ile ciddi meselelerimiz var. Bildiğiniz gibi boyatlılar ağamı öldürmüştür. Reşo onlarla barış yaparken lütfedip bir telefonla arayıp da rızamızı almamıştır. Rahmetli babadan kalan topraklar da ayrı mesele. Aşiret ikiye bölündü. Dillik bozuldu. Seni bilmeyiz ama bizde tahammül kalmadı Beydun. Ya bir şeyler yap yahut yol ver biz yapalım. Haklısınız. Bugüne kadar biz de biraz ağırdan aldık. Reşo ağa badireler atlattı. Gelinini kaybetti. Acısına saygı gösterip üstüne gitmedik. Birkaç gün daha sabır. Hele bir hastaneden çıkıp evine dönsün. Geçmiş olsun ziyaretimizi yapalım. Ondan sonra bir tedbir düşüneceğiz. Kesin bir tedbir. Bilmem anlatabildim mi? Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk. İyi misin? Bilmiyorum. Sanki üstünden 100 yıl geçmiş gibi. Doğduğun ev. Burada büyüdün. Çabuk alışırsın. İnan bana. Merhaba Sinan abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babamın sediri. Nargilesini burada içer. Artık içmiyor. Biliyorum. Çocukken bu avluda kaç defa kafamı yardım hatırlamıyorum. Rahat durmayı beceremezdin ki. Ortalık niye bu kadar sessiz? Elif. Elif nerede? Oğlum onun yanında değil mi? Bak. Oğlun orada. Seni bekliyor. Mazlum. Oğlum. 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 Anne de oğlum anne. Annem. De. Bak anne gel. Oğlum. Murat abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, Zeliha ablanı getirdim. Anne. Kocaman olmuş. Hoş geldin Zeliha abla. Hoş bulduk. Sen yokken Mazlum'la en çok Merve ilgilendi. Ona anne demeyi öğreten de Merve. Sahi mi? Elif, Elif nerede? Neden sustunuz?
Neden Elif'i sorunca herkes susuyor? Merve. Abi. Elif'i kaybettik Selia. Ne? Nasıl? Anlamadım. Ne demek Elif'i kaybettik? Elif öldü. Çocuğu alayım. Yok. Alayım hanımı. Yok, yalan bu. Sakin ol. Bu laftan nefret ediyorum. Bu laftan nefret ediyorum. Nasıl ölür? Elif nasıl ölür? Bana bak. Ben hala yaşıyorum. Ben yaşarken Elif nasıl ölür ha? Nasıl ölür? Tamam Zeliha. Tamam, sakin ol. Bana sakin ol deme. Bana sakin ol deme. Tamam canım. Tamam, demeyeceğim. Nasıl? Bana iyi demiştin. Her sorduğumda iyi. Neden kötü olsun ki? İnsanlar cennette iyidir. Kötü olan burada bizleriz. Elif sadece öldü, o kadar. Annen sevmezdi beni. Haklıydı. Bunun için bir sürü sebebi var. Ama durmadan iyilik ederdi bana. Usanmadan, bıkmadan. Sevmediğin birine karşılıksız iyilik etmek nedir bilir misin? Ben yaşadığıma hiç bu kadar utanmadım hayatta. Şu an annemin mezarı başında hayatta olmak, benim hayatta olmam, hiç bu kadar utanmadım. Hiçbir zaman. Annem kadar iyi olmayı beceremem. Ama sen Zeliha abla, sen şu anda buradaysan ve bunları söylüyorsan, yani işittiklerim yanlış değilse, annemin sana yaptığı iyilikler, o iyiliklerin hiçbiri boşa gitmemiş demektir. Dışarıya haber sorulmuş hanım. Konuştuğumuz gibi Cavat'a verdik işi. Bu işin benim için çok önemli olduğunu anlattınız değil mi? Anlatmaz mıyım hanım? İşi yarım bırakmak yok. Onu da söylediniz değil mi? Onun adı Deli Cavat'tır hanım. Sen de bilirsin, gözü karadır. Aldığı işi yarım bıraktığı şimdiye kadar görülmemiştir. Hey. 24 saat peşine düşecek. Takibe alacak bacını. Peşinde polis var mı, yok mu emin olmak için. Kütüphanede, evinde. Baktı ki ortalık temiz, çökecek kırtlar. Hey, söyleyin o Cevat derisine, fazla uzatmasın. Kessin bitirsin. Gerekirse ölsün. Ama davadan geri dönmek yok. Tamam şahım. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Fazla vaktim kalmadı. Yarın gelip tekrar bakacağım. Biz de birazdan kapatacağız zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Fazla vaktim kaldı. Efendim. Evet, geliyorum. Çıktım şimdi kütüphaneden. Hadi götürün bakayım onları. Amcam rakı mı içer? Bilmem. Buzluğa koydum ben rakıyı. Bak şuna bırakalım. Şuraya. Tamam oraya koy. Budur be aslanım. Helal be. Şuraya vur. Tam oraya mı? Vur bakayım vur. Bravo. Cem o. Ya ne var Allah Allah. Ya hadi vur. O top sofraya gelirse Zeyno Ana'ya hesabını verirsiniz ama. Ya sen müzevirlemezsen bir şey olmaz. Hadi devam çak ya, kafayı. Tut. Vur. Tut. Koçum benim be. Aslanım benim be. Atat, vur buraya, vur. Seyit. Aman ya, be tamam. Kızım be bir bırakmadınız ya. Be. Gelirse görürsün. Hadi at abi. Hadi vur hadi. Yürü. Oğlum. Oğlum kafa vursan da kafa. Oğlum. Söylenen şeyi duymuyor musun? Çak lan. Bırak. Oğlum. Ya size söylüyorum. Durdurun şu topu. Evde top oynanır mı hiç? Ne topu? Ayak topu. Top yok, yok ki. Yok top falan. Bak hala oynuyorlar. Oğlum at şu topu. Ya yok top falan. Allah Allah. Ya Zeyno ne yapma daha çocuk bu. E sen kazık kadar adam. Ya Seyit. Çoluğu çocuğu var. E o da kazık kadar. Ya gene kabak benim başıma patladı ya. Sanki kendileri oynamıyor. Sen bırak topu. Sen başlattın abi ya. Tamam. Tamam Zeyno. Allah Allah ya. Hayla. Oo, sofra hoş da geldin. Hazır. Hoş geldin amcacığım. Hoş geldin oh. Ağam. İdaim kurt gibi açım vallaha. Hayrola ziyafet mi var? Dokunma! Bırak dolmayı! Dokunma sofraya. Ya bir tane alacağım ya. Alma. Bekle biraz. Bak biz de açız. Misafir gelecek oğlum. Kim? Kooperatiften Nevzat Bey'le karısı. Ya ne olacak bir tane dolma atsak ağzımıza ha. Nevzat Bey gönül mü koyacak? Hakkı. Hakkı. Vallaha bundan sonra Cem'de dürümle dolaşacak ha. Gel şöyle otur. Amca aç mı bıraktılar? At. At topu at. Mahu. Amca. Bak şimdi oğlum ne oluyorsunuz? Tut abla. Ben şimdi bu topu. Abla. Nereye? Ver topu mu ver ha? Amca. Amca. Zeyno'ya yapma ne olursun. Abla ver topu. Abla bak kim geliyor. Amca. Abla ne oluyor? Amcam çakarsa ne olacak? Aa, siz söylemezseniz çakmaz ki. Sakın ha. Bakın sakın söylemeyin. Bana söz verdiniz. Tamam mı? Sofraya da dokunmak yok. Hadi. Çekin. Dolmaları yiyemedik abi ya. Hadi geç bakalım. Ha, birazdan yemeğe oturacak. Misafir bekliyik. Bahçedeyik. Bu. Bu senin aldığın top. He ya tek başıma. Olsa oynardık birlikte. Sen neredesin arabada? Nereye? Bilsen ablam seni yemeğe çağırdı da. Vallahi ben diyemedim.
dilim dolaştı. Alo. Vay. Vallahi insan lafın üstüne gelir ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Hoş geldin kızım. Maşallah. Hoş bulduk Zeyno Ana. Çok beklettin mi sizi? Hayır, tam vaktinde geldim. Dur bakayım. Dön bakayım şöyle. Oo, ne güzel olmuşsun öyle. Teşekkür ederim. Öyle değil mi Hakkı? Nevzat böyle karısı ha? Allah muhabbetinizi artırsın. E sen davet etmezsen yemeğe, elbette bir davet eden bulunur. Yok yok, yatacak yerin yok. Yorma kafanı Hakkı. Herkesin bir yatacak yeri vardır. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kız! Ay. Sen ne sırıtıysan? Senden biliydim. Geç! Beren aç, benim Murat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Korkuttun beni. Hayrola? Anlatırım, buyur geç. Allah kahretsin, nereden çıktı bu herif? Murat, Reşo Ağa'nın oğlu. Keşke ikisini de geberseydik. Niye döndük? Adam Çetin Ceviz. Şano'nun hoşuna giderdi. Şano'dan aferin alacağız diye işi riske edemeyiz. Ne yapacağız? İleriden dönüş yap. Sokağın başına gel. Murat'ın gitmesini bekleyeceğiz. Ya gitmez, sabaha kadar kalırsa? Dediğimi yap. Şano'nun yakalandığı o gün bir daha konuşamadık. Ben hem bir teşekkür etmek istedim sana, hem de hani ne olur bilmiyorum ama eğer bir şeye ihtiyacın varsa... Yok, sağ ol. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen iyi misin? Bilmiyorum. Kapıyı açtığında korktuğunu söylemiştin. Neden korkuyorsun? Sivil polis. Polis mi? Sabahtan beri peşimde. Gündüz kütüphanede gördüğüm biri. Sen gelmeden az önce de evin önünde birileri vardı. Merak etme. Bunlar polisin standart prosedürleri. Olay çok taze. Birkaç gün daha takip eder, bakarlar ki bir takım yerlerle temasın yok, üst makamlara iki satır rapor yazıp peşini bırakırlar. Sağ ol. Bunu bilmem iyi oldu. Ben kalkayım. Hastaneye gideceğim daha. Çay için teşekkürler. Rica ederim. Ameliyatın iyi geçmesine sevindim. Biz de sevindik. Bak, eğer yine de seni tedirgin eden bir şey olursa, herhangi bir şey, cep telefonum açık olacak. Saat önemli değil, tamam mı? Tamam, sağ ol. Hoşça kal. Ben seni geçireyim. Görüşürüz. Garibim Şano ne vakit bir halt yese gelip böyle ifade verir.
Sonunda da tabii bir şey çıkmaz. Abisiyle görüşmediğine emin misiniz? Evi epeyce gözetledik. Geleni gideni yok. Artık ne kadar emin olabilirsek. İyi bir kıza benziyor. Bugüne kadar zararlı bir faaliyetine rastlanmadı. Alo? Alo, Ali. Merhaba Murat, nasılsın? Bir şey soracağım. Beren'i takibe mi aldınız? Anlamadım. Yani izletiyor musunuz? Benim haberim yok. Polis takibi aldıysa... Öğrenebilir misin? Denerim. Kızı izleyenler mi var? Galiba. Anlaşıldı. Arayacağım seni. Sağ ol. Bir şey değil. Kızı birileri takip ediyormuş. Biz takibi almadık komutanım. O zaman bir polis arayalım. İhanetin cezası bu gece verene çok. Bu işi bitmiş say. Güle güle küçük kardeşim. Güle güle küçük. Şanoy gene intikamını aldı.